Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu bombası. Galatasaray Halil Dervişoğlu için devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılılar Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan milli futbolcu Halil Dervişoğlu için devreye girdi. Sarı Kırmızılılar Halil Dervişoğlu transferi için Brentford'la görüşmelere başladı. Halil Dervişoğlu daha önce Ocak 2021-Haziran 2022 yılları arasında da kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Milli futbolcu Galatasaray'da söz konusu dönemde 45 maçta forma giydi ve 8 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu transfer için görüştüğü Beşiktaş'la maaş konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Bonservisi Brentford'da bulunan Halil'in kulübüyle olan kontratı gelecek yıl sonunda sona erecek. Öte yandan İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Halil'i İstanbul'a yeniden getirmenin hazırlığını yapan Sarı Kırmızılıların oyuncuyla 4 yıllık anlaşmaya vardığı aktarıldı. Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Saba Sazonov'la ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova ile görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola Zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov, Ocak 2022'de A takıma yükseldi. Sazonov 2022-2023 sezonunda ligde 24, Rusya Kupası'nda ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Galatasaray bu transferi Victor Nelson'un durumuna göre netleştirmek istiyor. Galatasaray'dan Thiago Alcantara bombası. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için son olarak Avrupa basınından Thiago Alcantara ismi ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde Sarı Kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Gazeteye ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Liverpool'a giderek Thiago ile görüştüğü bilgisine yer verirken Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyi ifadeleri kullanıldı. İtalyan Corriere dello Sport'ta Galatasaray'la Thiago görüşmesini sayfasına taşırken yıldız oyuncunun Galatasaray'a meyilli olduğu ifadesine yer verdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalan Thiago tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. Yaz döneminde Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirip Avrupa kupalarında başarılı olmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek gelecek sezonun kadrosu konusunda nasıl adımlar atılması gerektiğinin fikir alışverişinde bulunan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde hata kattı. Listesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon'a kanca attığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Sarı Kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maicon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'ı istiyor.
Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar gidecek futbolcular da gündemden düşmüyor. Serie A temsilcisi Lazio, Cimbom'un genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olan Barış Alper Yılmaz 5 kez A milli formayla şans buldu. Geride kalan sezonda Galatasaray'la büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. İtalyan basınına göre transferin tamamlanması an meselesi. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda daha fazla süre vermeyi düşündüğü, Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki herhangi bir rakama satılmaması gerektiğini yönetime ilettiği bildirildi. Galatasaray'ın yıldızı için 5,5 milyon euro. Süper Lig'de ilk 11 için 8 artı 3 kurulu toplamda da 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamaları devam ediyor. Bu nedenle oyuncu transferleri yaparken kadroda düşünmediği futbolcuları da göndermesi gereken Galatasaray'da Morata'nın yeniden gönderilmesi gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilen Morata'ya ilgi büyük. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktı, 35 maçta 6 kez gol atmayı başarırken 8 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulüplerinin takibi altında olan Morutan için Parma Sarı Kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray'a 5,5 milyon euro öneren Parma ile anlaşma yakın. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 24 yaşındaki Morutan, 2022 yılının Ağustos ayında 4,2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı.